Mutlu akşamlar efendim. Kırılma Noktası'na hoş geldiniz. Bugün Kırılma Noktası'nda İstanbul stüdyomuzda iki konuğumuz olacak. Gazeteci Ceyhun Bozkurt ve hukukçu Başbuğ Pınarbaşı. Öyle ki dünyayı ve Türkiye'de siyaseti kırılma noktasına getiren konuları ve başlıkları konuşacağız bugün. Putin ülkesinde kısmi seferberlik ilan etti ve bu nasıl bir kırılma noktası yaratacak, bunları değerlendireceğiz. Biden'ın açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurulu'ndaki hitabı var ki çok önemli mesajlar verdi. Burada tüm dünyaya seslendi diyebiliriz. Türkiye'deki iç siyaseti de değerlendireceğiz. Seçimlere az bir zaman kaldı artık ve liderler sahaya indi, halkla buluşmalara başladı. Bu konuda yine konuklarıma soracağım sorular arasında olacak. Özellikle Millet İttifakı'nın HDP ile yaptığı işbirliği halktan nasıl bir tepki görüyor, sahada bunun yansımaları nasıl oluyor? Hem haberlerimiz eşliğinde hem de konuklarımızın değerlendirmeleriyle kırılma noktasında masaya yatıracağız diyelim. Hemen konuklarımıza bir merhaba diyerek başlamak istiyorum. Ceyhun Bozkurt, Sayın Başbuğ Pınarbaşı efendim, hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. İyi yayınlar. İyi yayınlar. İyi yayınlar olsun efendim. Dilerseniz direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verdiği mesajlardan bir başlayalım istiyorum. Zira dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün ifadelerinin altını bir kez daha çizdi. Türk dış politikasının bu konuda adımlar atmaya devam edeceğini de söyledi. Nasıl yankılandı dersiniz bu ifadeler? Ceyhun Bozkurt sizinle başlayalım. Şimdi bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmaları aslında Türkiye Cumhuriyeti devlet politikalarının önemli bir yansıması oluyor. Yani geleceği okuyabilme açısından işaretler veriyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında birincisi dünyanın genel anlamda işte söylediğiniz gibi dünya beşten büyüktür vurgusu yaparak Güvenlik Konseyi'ndeki daimi beş üyenin varlığının sorguladığı ve aslında dünyanın diğer ülkelerinin, diğer halkların, diğer milletlerin de söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan cümleleri, işte o vurgusu her zaman olduğu gibi yine vardı. Ama ek olarak bakıldığında işte Yunanistan'ın hukuksuz, gayri hukuki girişimleri, işte o Ege'de işte ülkelerindeki çatışmalardan, savaşlardan kaçan insanlara canlarını kurtarıp bir şekilde hayatta kalmaya çalışan insanlara yaptığı, işte o Yunan donanmasının, Yunan sahil güvenlik güçlerinin yaptığı o şiddet eylemlerini yansıtması, ondan sonra terör örgütlerine verilen desteği vurgulaması ve Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığı tekrar hatırlatması ve burada zaten Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasına, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne yönelik operasyonlarımızı da hatırlattı tabii ki bu ifadeler. Çünkü Suriye'nin kuzeyine yeniden bir operasyon gündemde malum. Artı bir cümle daha söyledi. Artık dedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, yani uluslararası kamuoyuna seslendi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık tanınması gerektiği vurgusu yaptı. Bu tarihi bir cümleydi. Türkiye uzunca bir süre adada işte çözüm için eşit bir federasyon, eşit bir temsilin olduğu, işte adadaki Rumların ve Türklerin eşit bir şekilde temsil edildiği bir federasyon çözümüne her zaman garantör ülke olarak vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile beraber zaten sürekli ortak hareket ediyorlardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bunu vurguluyordu ama tam tersine Yunanistan'ın, Rumların garantörü Yunanistan'ın ve Rumların çözüm istemediğini hep gördük. Yani adadaki Türkleri yok sayan, eşitlikçi bir, eşit bir çözüme, eşit temsilin bulunduğu bir çözüme hiçbir zaman yanaşmayan tutumları
adada deyim yerindeyse çözümsüzlüğü getirdi. Arkalarına diğer garantör bir anlamda İngiltere'yi de aldılar. Çünkü İngiltere de Batı dünyasının parçası hı hı. olarak hep maalesef o Batı'nın genel anlamdaki tavrını sürdürdü ve orada Rum kesimini daha bir anlamda deyim yerindeyse kayıran bir tutum izledi. O çözümsüzlüğe rağmen Rumlar Avrupa Birliği'ne alındı. O tutumlarına rağmen ki söz verilmişti. Yani eğer Rumlar işte ki bizlerin de eleştirileri bulunan merhum Denktaş'ın eleştirileri bulunan anlam planı konusunda ne demişlerdi? Rumlar evet derlerse işte hayır derlerse Avrupa Birliği sürecini işletmeyeceğiz, almayacağız demişlerdi. Ama deyim yerindeyse gözümüze soka soka bir hafta sonra referandumda redden bir hafta sonra Rumlar alınmıştı. Yani burada hep bir kayıran tutum vardı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti buna baktılar ve artık dediler ki federasyon çözümü çözüm değil. Çünkü siz Türklerin haklarını orada şey yapmıyorsunuz, görmüyorsunuz. Olduğunu kabul etmiyorsunuz, bu hakların olduğunu kabul etmiyorsunuz. Artık çözüm iki devletli çözüm diye. Birkaç senedir bunun mücadelesi başladı. Şimdi Türkiye'yi buradan geri döndürmeye çalışıyorlar ama ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tabii ki. Hı hı. Ama artık masada iki devletli çözüm var ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünden dünyaya yaptığı bu çağrı tarihi önemlidir. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması dönemi başlamıştır. O sürece girilmiştir. Evet. Bu bir anlamda bunun deklaresi aynı zamanda. Ne dedi? Bir tekrar edelim. Uluslararası toplumu Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz. Kesinlikle. Tam deyim yerindeyse konjonktür de çok müşahit. Şundan dolayı bakıldığında şimdi dünyada işte konuşacağız, detaylandıracağız. Dünyada bir gerilim mevcut. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı bir taraftan işte Rusya seferberlik ilan etti, kısmi seferberlik. Şu an Rusya sokaklarında biraz hareketlilik de var. İşte savaş karşıtı olarak tanımlanan gruplar şu an sokaklarda eylemler yapıyor. Rus yönetimi ama kararlı. Ukrayna'yı Batı ciddi bir şekilde destekliyor. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bu destek devam edecek gibi gözüküyor. Silah desteği de var. Yani orada Ukrayna sahasında bir Batı-Rusya savaşı var. Yani böyle bir zemin. Bakıldığı zaman Çin'le bir gerilim başladı. Peki, Tayvan'ı şey yaptılar, karıştı. Bu Batı-Rusya savaşının varlığı bize bugün Putin'in kısmi seferberlik ilanının nedenine dair bir cevap verebilir mi? Tabii. Yani sonuçta bugün bakıldığında özellikle Ukrayna'nın doğusunda şiddetlenen bir mücadele var ve Ukrayna'ya ciddi bir şekilde silah tahkimi yapılıyor. Silah desteği veriliyor. Yabancı uzmanlar, Batılı uzmanlar özellikle yani yabancılardan kasıt hı hı. zaten Batılılardan bahsediliyor. Batılı uzmanlar var. Artı Batılı askerlerin varlığından bahsediliyor. Özel unsurlardan. Orada yine Amerika'nın, İngiltere'nin desteklediği, eğittiği unsurlar var yine sahada. Şimdi Rusya bir anlamda şimdi hı hı. şeyden bağımsız söylüyorum. Şimdi Rusya'nın oraya gayri hukuki, gayri yani kabul edilmeyecek müdahalesinden bağımsız olarak, Kırım'ın ilhakından bağımsız olarak şunu söylemek lazım. Batı da aslında bunu istedi. Yani Amerika ve İngiltere liderliğindeki yapı diyelim daha doğrusu. Çünkü bir Asya döneminde dönemine girilirken ki bunu Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sık sık söylüyor. Asya dönemi, Asya çağı başlıyor diye. Şimdi Asya çağına girildiği dönemde Batı Asya'ya yönelik baskılarını arttırmak istiyor. Ve burada da karşısında ana düşman olarak Rusya ve Çin'i görüyor. Şimdi burada Rusya'nın dediğimiz gibi gayri hukuki girişimlerinin karşısında da yine gayri hukuki bir şekilde hamle yapan bir Amerika-İngiltere liderliğindeki yapı görüyoruz. Şimdi Almanya ile ve Fransa'yı da arkasına aldı ama biraz burada o uyguladıkları taktiğin başarılı olmasından kaynaklı. Çünkü Rus öcüsünü gösterdiler ve şu an Almanya ve Fransa kolay bir süreç yaşamıyorlar şu an. Yıllarca Rusya ile bağımsız ilişki kurdular. Enerji iletişimi kurdular. Özellikle enerjide ciddi bir iletişimleri vardı.
ama şimdi bu bozulmuş durumda ve üretim güçleri de o çarkların ciddi sıkıntısı var. Çarkların dönmeme riski var bu ülkeler açısından ama Amerika, İngiltere böyle bir denklem kurdu ve bu oyun tuttu. Rusya'yı orada sahaya çektiler ve şu an Rusya ile ciddi bir savaş var. Şimdi Rusya da kayıplar yaşıyor ve Rusya bu meseleye o Batı'nın işte NATO'nun genişleme süreci olarak tanımladığı meseleye bir varoluş mücadelesi olarak bakıyor. Şimdi bunu görüp onlar Rusya'nın daha da sertleşmesinin önü açıldı ve şimdi bu mesele nükleer silahların artık söylem bazında gündemde olduğu bir döneme evrildi. Ve burada seferberlikle beraber ciddi bir çatışma dinamiğinin daha da genişlemesinden endişe ediliyor. Mesela bakın Sırbistan, evet, Cumhurbaşkanı Putin'le görüştükten sonra bir iki ay içinde işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en ciddi çatışmalı döneme girilmesinden endişe ettiğini söyledi. Giriyoruz. Yani Putin'le görüşmesinden sonra. Şimdi böyle bir konjonktürde şimdi Batı'yla gerilim yaşanırken Türkiye bu döneme hazırlığını yapıyor, işte terörle mücadelesini yapıyor, Mavi Vatan politikasını hayata geçirdi. Karabağ'da vatan mücadelesi verdik. Azerbaycan'la beraber Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni destekledik. Ve Asya'ya açılan kapımız. Biraz sonra geçelim istersen Ceyhun Bozkurt. Bu noktada Başbuğ Pınarbaşı'na o zaman kısa bir toparlayayım ben bunu. Yani hani zemin uygun demiştim, tamam, ya Kuzey lütfen. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından. Şimdi Türkiye'de bu hamleleri yaparken şimdi adaya bakıldığında bir şöyle bir elimizde koz var. Şimdi Batı adayı bir NATO üssüne döndürmek istiyor. Ve açık söyleyelim, Türkleri orada yok sayıyor. Şimdi Azerbaycan'ın, Pakistan'ın tanıma ihtimali çok yüksek. Bu konularda zaten geçmişten bu yana diyalog var. Ama ek olarak Asya'da işte bir hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı yapıldı. Şimdi Asya ülkelerine yönelip buradan bir hamleyle başlayabilir mi mesele? Çünkü maalesef Batı burada Rumların yanında yer aldı. O yüzden zemin aslında çok uygun tanıma meselesinde. Şöyle bir hamle var diyelim mi hemen? Yeni Ercan Havalimanı açılacak, evet, bildiğiniz gibi. Ve Rusya'ya da uçuşların başlaması öngörülmekte. Mesela bu da somut bir hamle olarak eklenebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın... Sayın Başbuğ Pınarbaşı'na döneyim. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin'le görüşmesinden sonra bu haberin çıkması da önemli. Rusya'dan resmi bir açıklama yok ama sizin de hatırlattığınız gibi uçuşların başlaması durumu çok önemli bir hamle olur. Evet. Şimdi peki Sayın Pınarbaşı, buyurun efendim, buyurun. Şöyle bakmak lazım. Ceyhun Bey'in başlattığı perspektiften bakarsak hadiseye, dünya üzerinde ciddi bir hegemonya savaşları yaşanıyor. Bir tarafta Batı Anglo-Sakson dengesi Rusya'yı provoke ederek Avrupa'yı konsolide etmeye çalışıyor. Çünkü buradaki amaç şu: Avrupa'nın içerisinde yaşanan kırılmanın, ki programımızın ismi de kırılma noktası, oradan bakarsak Avrupa'daki güç dengelerinin kırılmasını Amerikan merkezli Anglo-Sakson bakış açısı ya da dengesi Rusya'yı provoke ederek Avrupa'yı da NATO'yu da diyelim bir manada Avrupa kısmını konsolide etmek için bir dönem başlattı. Ve bu dönemin iki önemli unsuru var. Şöyle bir bakış açısıyla görmek lazım hadiseyi. Rusya'nın provoke edilmesi, bir tarafında NATO'nun ve Avrupa'nın konsolide edilmesi ve hemen arkasından başlayan güç ne denir? Testi dönemine girdik. Rusya'nın Ukrayna ile mücadelesinde Rusya'yı test eden, Çin'in Tayvan'la mücadelesinde Çin'i test eden, diğer taraftan da Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı, bir tarafında Yunanistan'la Türkiye'yi, bir tarafından da Karabağ'la hem Azerbaycan'ı hem Türkiye'yi test eden bir dönemi yaşıyoruz şu an. Yani dünya dengesinde bu ciddi bir medeniyetler mücadelesi dönemine girilmişken bunun bir takım örneklerini görüyoruz. Önce konsolidasyon, kendi güçlerini konsolide etme dönemi, hemen ardından test dönemi. Ve bundan sonra da görünen o, bir Türkiye'nin testi dönemine geçilecek. Çünkü Azerbaycan, Ermenistan üzerinden Azerbaycan'ın elindeki askeri güç, müdahale gücü,
kendi coğrafyasında Turan coğrafyasını birleştirme ideali, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın Türk Devletleri Teşkilatı ile beraber hareket edip dünya dengesinde bir yeni kutbu oluşturma çabası Batı dengesinde ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Ve bu rahatsızlık artık ayyuka çıkmış durumda. Çünkü Türkiye'nin iç politikasına karışan enteresan bir Batı düzeni söz konusu. Büyükelçiler dünyada hangi devlet üzerindeki politikalar büyükelçiler dönem marifetiyle eleştirilir? Ve iç politikadaki siyasiler dışarıdan büyükelçiler ve dış politikacılar vasıtasıyla kendi ülkesini eleştirir. Biz biraz meseleye dışarıdan bakmamız lazım. Yani biz kendi yaşadığımız coğrafyaya dışarıdan bakma kabiliyeti göstermemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de ve coğrafyada yeniden bir Türk, Ankara merkezli Türk Devleti inşasını yapan, özellikle Cumhur İttifakı'nın kurulduğu günden itibaren, ki 15 Temmuz gecesi Sayın Genel Başkanımızın söylediği çok önemli bir hadise var. Bu tarihe not edilecek ve tarihte bugün bir gün bunların hepsini yüksek sesle söyleyecektir ve yazılacaktır bu hadiseler. Cumhur İttifakı'nın nasıl oluşturulduğu, Cumhur İttifakı'nın hangi dinamikler neticesinde oluştuğunu da göz önüne alırsak dünya üzerindeki dengeyi anlamış oluruz. Eğer bakacak olursak bugün hem Rusya'nın test edilmesi, hem Türk devletlerinin test edilmesi, hem Çin'in test edilmesi ve bunun karşısında da refleks gösteren bir yeni medeniyet görüntüsü veriyor Türkiye. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşma, Sayın Genel Başkanımızın Sivas'ta Kayseri Meydanı'nda yapmış olduğu konuşma, bunları hepsini bir okumak lazım. Yani bu dengede hiçbir şeyi tek başına değerlendirmemek lazım. Türkiye neden Mavi Vatan, Suriye, Irak, işte Karabağ, Karadeniz ve Ege'deki tutumunu gösteriyor? Neden Kıbrıs'a Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp artık Kıbrıs'ta iki ayrı bağımsız devlet olduğunun kabullenilmesi lazım diyor? Bunları görmek lazım. Türkiye'yi bu noktaya getiren nedir? Bunları sanıyorum yıllardır lazım. Söylenen dünya beşten büyüktür ifadesi, yani sadece beş daimi üyenin önceliklerinin dikkate alınarak belli başlı politikaların yürütülmesi ya da krizlerin çözülmeye çalışılması da bu son dönemde yaşananları gayet açıkça gözler önüne seriyor. Evet. Zira Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği BM Güvenlik Konseyi'nin özellikle yapısının değiştirilmesi gerekliliği de burada kendini bir kez daha gündeme getiriyor ki bugün de Biden aslında buna benzer Amerika Başkanı destekleyici bir açıklamada da bulundu. İşte o destekleyici açıklama, bunlar açıklamalar yapılır. Netice almak önemli. Yani bazı açıklamaların neden yapıldığına da çok iyi bakmak lazım. Ya bu Cumhurbaşkanımızın haklı çağrısına cevap verir nitelikte midir? Yoksa biz sizi anladık. Yani Türkçesi amiyane tabirle bakarız deyip bu konuyu geçiştirmek midir? Bunları iyi tahlil etmek lazım. Çünkü Batı dengesi Türkiye'nin Haziran ayında veya civarında diyelim yapacağı genel seçimleri, hem Cumhurbaşkanlığı hem Yasama Meclisi seçimlerine odaklanmış durumda. Yani herkes bu seçimi bekliyor. Çünkü hem Batı dengesi hem Türkiye'nin bağımsız bir dünyanın yeni kutbu olma çabası, bunların hepsi bence hem Türk milletinin onayıyla önümüzdeki seçimlerde bir yol haritasına dönüşecek, hem de Batı dengesi bizim burada yapmış olduğumuz duruşun, yani Türk milletinin bağımsızlık vurgusuyla yapacağı seçimlerin bence çok önemli olduğu aşikar. Buna da şuradan bakmak lazım. Şimdi dünya şöyle... Buyurun. Sorunuzu alayım. Biden'ın neyi amaçladığı bu konuşmada, belki o bahsettiğimiz tam da iç siyasetlerine dönük, seçime dönük bir yaklaşım olabilir. Şöyle diyor ki, BMGK, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daha kapsayıcı bir hale getirilmeli. Böylece günümüz dünyasının ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmeliyiz. Amerika dahil BMGK üyelerini Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin gerekliliklerini yerine getirmeye ve konseyin güvenilirliği ve verimliliği açısından olağanüstü
durumlar dışında veto hakkını kullanmamaya davet ediyorum. Amerika Konseyi hem daimi hem geçici üye sayılarının arttırılmasını destekliyor. Afrika, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri için daimi üyelik fikrini uzun zamandır destekliyoruz demiş. Ülkedeki Afrika, Latin Amerika ve Karayip kökenliler için belki bir mavi boncuk olabilir mi bu? İşte bir taraftan bir tarafa mavi boncuk verirken diğer taraftan da veto haklarını sınırlandıralım demek istiyor. Yani o şuna gelir, eğer bir matematiksel okuma yaparsak, yani ben o ülkeleri de alayım çünkü ben onları çok daha iyi yönetiyorum. Eğer bir nispi temsil ya da nispi karar durumuna getirirsek biz vetoları da engelleriz demek o. Yani şimdi dünya medeniyetler mücadelesinde Canan Hanım şöyle bakmak lazım. Her medeniyet kendi hedefine ve projeksiyonuna göre hareket eder. Bu işin doğası gereğidir. Yani her medeniyet kendi gayesine, emeline ve amacına göre pozisyon alır ve onun matematiğini oluşturmaya çalışır. Bunu yadsıyamazsınız. Bu gerçektir yani. Ama diğer taraftan da biz Türk medeniyetinin, Türk İslam medeniyetinin devletiysek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve arkasındaki büyük hinterlandın, Türk hinterlandının ve İslam coğrafyasının kutup yıldızıysa Türkiye, biz de kendi matematiğimize bakacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o yüzden Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmayı bu manada okumak gerekiyor. Çünkü biz bir yerden bakıyoruz, bizim bir perspektifimiz var, bir de diğerlerinin perspektifleri var. Rusya'nın kendi menfaatlerini öncelleyen bir perspektifi var, olmalıdır da. Çin'in de var, olmalıdır da. Batı'nın da var ama Türkiye'nin de bir milli perspektifi var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemek istediği ve söyledikleri, Sayın Genel Başkanımızın da birçok defa anlattığı, bu coğrafyadan bir yeni yükselişin ortaya çıktığı aşikar. İşte bu yükselişin, bu kendi kimliğiyle, kendi tarihi birikimiyle, hiç tarihinden hiç kopmamış bir devlet ve millet anlayışıyla yeni bir inşa dönemine giriyoruz. Yani kendi medeniyetimizi ihya etme gayesiyle hareket ediyoruz. Bunu çok iyi anlamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konuşmalarında, özellikle bu BM konuşmasında bunu gördüğümüzü düşünüyorum. Yani eğer siz dünya üzerinde bir medeniyetler mücadelesi veriliyorsa, ki veriliyor, Türk medeniyetinin de buna göre pozisyon alması gerektiği ortada. Yani veto hadisesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önce yapmış olduğu ciddi açıklamalar var. Yani tek başına dünyanın menfaatlerini değil de kendi perspektiflerinden, kendi menfaatlerini öncelleyen, veto haklarını kullanan 5 ülkeye karşı Sayın Cumhurbaşkanımız bunu söylüyor. Neden söylediğine bakmak lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dünya 5'ten büyüktür derken niçin bunu söylüyor? Diyor ki diğerlerinin de hakları var. Diğerlerinin de korunmaya değer hakları var. Çünkü dünya hegemonya mücadelesi neticesinde Afganistan'da, Afrika'nın kuzeyinde, Arap coğrafyasında meydana gelen o hareketlilikler sonucunda bugün dünya üzerinde 120 milyon insan hareketliliği gözleniyor. Yani bu 120 milyon insan hareketliliğinin 100 milyonu da bizim coğrafyamızda meydana geliyor. Yani eğer Güney Amerika'yı ayırırsak ya da Amerika kıtasındaki nüfus hareketliliğini ayırırsak, geriye kalan 100 milyon insan Afrika, Doğu diyelim, Asya, Orta Asya ve Doğu kökenli göçler ve Afrika ve Arabistan, ne denir? Arap coğrafyası kökenli nüfus hareketlilikleri. Ve bakarsanız jeopolitiğimize, bu göçlerin hepsinin kavşak noktası da bizim yurdumuz, Anadolu. Yani Afrika'dan gelen de, doğudan gelen de, deniz vasıtasıyla gelenler hariç Türkiye üzerinden gidiyor. Yani gitmeye çalışıyor en azından. Ve Türkiye bu göç mücadelesinde ciddi bir, hassas bir dengeyi gözetmek zorunda kalıyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemek istediği o. Yani bütün problemlerle dünyanın bir tarafındaki diğer ülkeleri baş başa bırakıyorsunuz. Sonra bu problemi onların çözmesini bekliyorsunuz. Bu bir doğru bir davranış değil. İşte o yüzden Sayın Cumhurbaşkanı inisiyatif alıp bunları yüksek sesle söylüyor ve bir manada bunun çözümünü bulmaya çalışıyor. İşte bu Kuzey Kıbrıs hadisesi de bunun sonucudur.
Karabağ hadisesi de bunun sonucudur. Türkiye kendi coğrafyasında kendi güvenliğini, kendi finansal düzlemini, cari açığının meydana gelmesinin en büyük sebebi olan enerji açığını kapatma girişimlerini, Mavi Vatan'ı, Doğu Akdeniz'i, Türkiye bir bütünsel çözüm üretmeye çalışıyor. Ve bundan rahatsız olanlar da işte bir takım manipülatif hareketler yapmaya çalışıyorlar. Ve bu bütünsel çözümlerin içerisinde tabii ki en önemli mücadele ettiğimiz başlıklardan biri de terörle mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanı da söylemişti, işte çeşitli isimler değiştirerek ya da sınırımızdaki ülkelerdeki karışıklıklardan faydalanarak senin teröristin, benim teröristim ayrımıyla Birleşmiş Milletler'in ya da aslında açıkça Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer batılı ülkelerin terörü desteklemesi ve bu Türkiye'nin de bununla mücadelesi de bir kez daha dile gelmiş oldu. Bu noktadan yine Ceyhun Bozkurt'la başlayıp size dönüş yapmak isterim. Ne dersin Ceyhun? Ya terörle şöyle, mücadeleyi nasıl okumak gerekiyor? Şimdi Birleşmiş Milletler boyutundan bakalım. Söylediğiniz gibi yani işte tabii, bu dünya beşten büyüktür cümlesi. Şimdi Birleşmiş Milletler neden kuruldu? Bir kere adil bir dünya düzeni, herkesin söz sahibi olabileceği, savaşların olmaması, iki tane dünya savaşı atlatan dünyanın önce biliyorsunuz Milletler Cemiyeti olarak bir yapı oluştu. O sonuç alamadılar. İkinci Dünya Savaşı çıktı sonuçta. Daha sonra yeni bir düzenlemeyle Birleşmiş Milletler'e dönüştü bu yapı. Şimdi Milletler Cemiyeti'nden itibaren baktığımızda işte ta o kuruluş süreci şeye kadar gider. O 1919 Paris'teki o barış sürecine, barış anlaşması işte konferansı sürecine kadar gider. Orada bile 4-5 tane ülke karar veriyor ve dünyaya bunu dayatıyor. Böyle kurulan bir sistemde adil bir düzen bekleyebilir miyiz? Mümkün değil. Adil bir düzen olsaydı, Birleşmiş Milletler'in bunu sağlamaya gücü olsaydı, dünyadaki birçok uluslararası kuruluşun, yapının, mahkemenin işgal saydığı, işgal edilmiş toprak saydığı Karabağ'daki işgali bitirirlerdi buna gücü yetselerdi. Yani onu bile bitiremediler. Irak'taki işgal süreci engellenirdi. Afganistan'daki işgal süreci engellenirdi. Yani şeyden bağımsız söylüyorum. Irak'ta, Afganistan'da yanlış bir sistem varsa zaten herkes samimi bir şekilde orada elini taşın altına koyardı. Adil bir düzen olsaydı, sistem olsaydı elini taşın altına koyardı. Afgan halkının, Irak halkının yanında olurdu herkes. Yani ama bakıldığı zaman Afganistan'da Taliban denilen yapının altyapısını oluşturanlar yine küresel güçlerin kendi aralarındaki mücadele. Biri Afganistan'ı işgal ediyor, diğeri işgal eden kuvvete karşı gidiyor işte kamplarda işte El-Kaide'nin, Taliban'ın altyapısını oluşturan yapıları oluşturuyor. Sonra olan Afganistan oluyor. Birleşmiş Milletler'i nerede görüyoruz? Şimdi bu çerçevede bizim terörle mücadelemizde de Birleşmiş Milletler'i yanımızda görmüyoruz. Yani Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'ne üye olan ülkelere bakalım. Amerika Birleşik Devletleri, yani daimi 5 üyeyi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya. Bunların dördünün az çok bir şekilde terör örgütü PKK-PYD ile bağlantısı var, iletişimi var. Şimdi böyle bir şeyde dünyanın merkezinde yer alan Türkiye'ye karşı bir adil duruş bekleyebiliyor muyuz? Bekleyemiyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri zaten terör örgütlerini tahkim ediyor. Ya bakın mesela kendi kontrolündeki NATO'yu bile bypass ederek DAEŞ'a karşı bir anlamda terör örgütünü desteklediler. Bir terör örgütüne karşı diğer terör örgütünü desteklediler. Ve kendi kurduğu NATO'yu, kendi liderliğindeki NATO'yu bypass ederek işte DAEŞ'a karşı koalisyon dediler. Niye? NATO'yu harekete geçiremezler çünkü üyesi Türkiye'yi hedef alan bir terör örgütü var ortada. Hatta iki terör örgütü var. DAEŞ da Türkiye'yi hedef alıyor. PYD de Türkiye'yi hedef alıyor. İki tane terör örgütü. Şimdi birine destek verecek. NATO'yu harekete geçiremiyor. Ne yapıyor? NATO'yu bile bypass ediyor. DAEŞ'a karşı koalisyon diye bir koalisyon kurdum diyor. Ve orada yine NATO'dan bazı ülkeler terör örgütlerine destek veriyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'e biz bunu taşıyoruz. NATO'ya taşıyoruz, oraya taşıyoruz, buraya taşıyoruz. Bakıyoruz yine sonuç alamıyoruz. Şimdi dünyanın birçok yerinde İşte gıda krizinden bahsediliyor.
Şimdi gıda krizinin nedeni ne? Çok belli. Emperyalist ülkelerin dünyayı sömürmesi yani. Şimdi Afrika'daki açlığın, büyük sıkıntıların, Yemen'de yaşanan sıkıntıların sorumlusu Türk insanı değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil. Emperyalist merkezlerin o bölgeleri, o coğrafyaları sömürmesi. Şimdi Birleşmiş Milletler... Ama çözümü Türkiye Cumhuriyeti oldu. Efendim? Çözümü Türkiye oldu. Tabii yani Türkiye Cumhuriyeti buradaki sorunların çözümü için mücadele ediyor. Yani gidiyor Afrikalıların, gidiyor Yemenlilerin, Orta Doğu'daki, dünyanın diğer ülkelerindeki, bölgelerindeki, yani dini, ırkı, milleti, mezhebi ne olursa olsun bütün mazlum insanların sorunlarını çözmek için Türkiye bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ukraynalı'ya da destek veriyor, mazlum Ukraynalı'ya. Mazlum Suriyeli'ye de destek veriyor. Gidiyor Afrika'nın işte... ortasında başka bir ülkeye destek veriyor. Kıtada işte gidiyor Libya'ya destek veriyor meşru hükümeti. Türkiye bir şekilde o insanların çözüm için Türk dünyasıyla iletişim kuruyor. Azerbaycan'ın yanında yer alıyor. Kıbrıs Türk'ünün yanında yer alıyor. Balkanlara gidiyor. Ama bakıldığında... Uygur Türklerini gündeme getiriyor. Tabii. Şimdi Uygur Türkleri meselesi var. Bir şekilde diplomasiyle bunu çözmeye çalışıyor. Türkiye yani elinden geldiğince, gücün yettiğince dünyadaki tüm mazlumlara, kendi kardeşlerine ve soydaşlarına, diğer mazlumlara, diğer halklara, milletlere destek vermeye çalışıyor. Ama burada ana görev Türkiye'nin mi? Değil. Türkiye evet tarihten gelen o misyonunu Türk milleti, Türk devleti görevini yapıyor. Her zaman da yapacak. Bakın 1000 sene sonra yine televizyon ekranları olursa işte sistem değişmezse 1000 sene sonra yine bu coğrafyada Türk milletinin mensubu gazeteciler, siyasetçiler, hukukçular oturacaklar. Yine dünyanın yorumunu yapacaklar. Dünya ile ilgili yorum yapacaklar. Çünkü var olacağız biz. Çünkü bunun için var olacağız biz. Bunu yaptığımız için dünyadaki işte Türk beklenendir cümlesi var olduğu için var olacağız biz. Ama tek görev bize düşmüyor. Birleşmiş Milletler'in görevi dünyadaki sorunlara el atmaktır. Hangi sorunu el atıyor? Hiçbir sorunu el atmıyor. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Colin Powell gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dünyanın gözünün içine baka baka Irak'la ilgili yalan söyleyen ve açık söyleyeyim cezaevinde değil de normal yatağında ölen bir kişi. Yani cezaevinde ölmediyse Birleşmiş Milletler adalet sağlayamamıştır. Ve o yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Birleşmiş Milletler'e yönelik bu eleştirileri hem kendi terörle mücadelesine, mavi vatan politikasına, Doğu Akdeniz'deki hakkaniyetli çözüme, Ege'deki hakkaniyetli çözüme destek vermemelerinden dolayı hem de genel anlamda dünyanın sorunlarına, insanlığın sorunlarına yanıt verememelerinden dolayı bu eleştirileri tarihe not düşmektir. Bunu tarih hakikaten altın harflerle yazacak. Yani 100 sene sonra, 500 sene sonra inşallah mazlum milletler, Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir cümlesidir. Mazlum milletler bir gün zalimleri mah ve nabut edecektir diye bir cümlesi vardır. İşte mah ve nabut ettiğinde inşallah tarihe bu cümleler de geçecektir. Dünya beşten büyüktürle başlayan bir süreç diye. O açıdan bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti politikasıdır ve desteklemek lazım. Ama şunu da getiriyor aynı zamanda. Artık geçen yüzyılın kurumları, oluşturulan kurumlar insanlığın sorunlarını çözmede artık çok maalesef çözüm üretemiyorlar. Ki aslında hiçbir zaman üretmediler de bir dönem soğuk savaş dengesinden dolayı dengeyi kurmaya çalışıyorlardı. Oysaki Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ta Türkler katledilirken ne yaptı? O kanlı Noeller yaşanırken ne yaptı? Yani onları da hatırlayınca aslında geçen yüzyılda da çok bir çözüm üretmemişlerdi. Ama şu an çok daha net bu gözüküyor. Evet, 100 yıl öncesine, 100 yıl sonrasına bir perspektif projeksiyon tuttum. Bayağı böyle ileri görüşlü bir değerlendirme oldu. Bakalım Başbuğ Bey neler söyleyecek. Evet, şimdi... Eğer yine Ceyhun Bey'in bitirdiği yerden başlayacak olursak, Türkiye'nin geçmişiyle çelişmeyen ve bölgedeki hem bölgesel hem de dünya üzerindeki Afrika'sından biraz önce söylediğiniz gibi Doğu Türkistan'daki Uygurlara, tüm coğrafyadaki mazlumlara yetişme hissiyatı ve o derin felsefesinin sonuçlarını almaya başladığını düşünüyoruz. Ve Türkiye bunların hepsiyle uğraşırken,
biraz önceki konuşmamda belirttiğim üzere dünya üzerinde oluşturulan yüksek tansiyonun sonuçlarına da maruz kalıyoruz. Yani Türkiye bir tarafıyla hem kendi insanının dertlerini çözmeye çalışırken bir tarafta da kendi coğrafyasına akan milyonların huzur, sağlık ve güvenliğini sağlamak gibi de bir inanılmaz bir misyonla uğraşıyor. Yani bunlar kolay hadiseler değil. Yani bir siyasi sistem düşünün ki Türkiye Cumhuriyeti devleti sistemi, devlet aygıtını hem bir tarafıyla kendi içerisinde oluşturulmuş robot gibi hareket eden terör örgütleriyle, hem sınırına yerleştirilmiş terör örgütleriyle, hem de devletinin içine zerk edilmiş FETÖ belasıyla mücadele eden bir devlet düşünün. Yani bu bir hukukçu olarak şunu çok iyi görmek lazım Canan Hanım. Yani siyaset mekanizması bir tarafıyla devletin devletlik etmeye çalışması, yani devlet etmeye çalışması, bir tarafından da siyasi partilerin ve hükümetin bu aygıtla, devlet aygıtıyla siyaset yapma mekanizmasını yürütme kabiliyeti. Bunlar kolay hadiseler değil. Yani böyle dışarıdan bakılınca kolaymış gibi görünebilir. Fakat Türkiye'nin özellikle 2011 Batılıların Arap Baharı dediği, bizimse bir milliyetçi, Türk milliyetçiliği perspektifinden ben Arap kışı, bizler Arap kışı olarak nitelendiriyoruz. Bu dünya üzerinde domino taşı gibi yıkılan devletlere rağmen ve bu devletlerin hepsinin günün sonunda sınırı Türkiye'ye gelmiş durumda. Yani düşünebiliyor musunuz? Afrika'nın en batısından doğusuna, Mısır'a, Mısır'dan da Arap Yarımadası'ndan Türkiye sınırına gelen ciddi bir metastas yaşıyor dünya. Ve bu henüz bitmiş falan da değil. Yani bir tarafıyla işte İran hadiseleri ortada, bugün yaşanan hadiseler. Pakistan, Afganistan coğrafyasında meydana getirilen hareketlilik, dünyanın ciddi bir kaosa doğru sürüklenmeye çalışıldığı bir sabite. Peki bu Anglo-Sakson denge dediğimiz denge bunu nasıl okuyor sizce? Onların şöyle bir fiziki rahatlıkları var. Kendi ülkeleri okyanusun ortasında. Bir tarafıyla Amerika, dünyanın uzak coğrafyası. Sınırından göçmenlerin gelme ihtimali ne kadar sizce? Yani Afrika'dan ve bizim coğrafyamızdan bir göçmenin Amerika'ya gitmesi mümkün mü? Öyle bir şey söz konusu değil. Seçiyorlar, en niteliklerini kendileri alıyorlar. En, yani insana niteliksiz demek doğru değil ama en eğitilmemişlerini diyelim, sizin coğrafyanıza terk ediyorlar. Ve diğer tarafıyla İngiltere aynısını yapıyor. O da bir okyanusun ortasında devlet. O da çok ilgilenmiyor hadiselerle. Dünyada bir problem yaratıp kendi coğrafyalarını ve kendi siyasi hedeflerini konsolide ediyorlar. Bunun zararını çekmek zorunda kalan bir Türkiye düşünün. Fiziki pozisyonu ve stratejik, ne denir, jeopolitik pozisyonu gereği bunların hepsiyle mücadele etmek ve mücadele etmek zorunda bırakılan bir ülkeyiz biz. Bu gerçekliklerden kopmamak lazım. Yani Türkiye'deki siyaseti kendi dinamikleriyle, kendi coğrafyasının dinamikleriyle, kendi pozisyonunun nitelikleriyle, hepsiyle beraber değerlendirmek lazım. Eğer bugün Türk iç siyasetine bu gözle yani bakmazsanız... Evet, yani enerjimizi ve paramızı harcadığımız... Çok özür dilerim. Enerjimizi ve paramızı harcadığımız konuya baktığımız zaman, işte terörle mücadelede kaybettiğimiz o yıllar, hani hiç terör problemimiz olmasaydı kim bilir nasıl farklı bir durum söz konusu olabilirdi. Doğru, bize hem kaybettirilen. Hem insan gücü açısından hem... Evet. Evet. Bizim devletimize ve milletimize kaybettirilen zamanı, enerjiyi, finansal gücü, bunları hep düşünürseniz bunun bizim isteğimizle olmadığı sabit Canan Hanım. Yani Türkiye üzerinden oynanan 100 yıl sonra ve ondan önceki yüzyıllarda da tarihi çok iyi okumak lazım. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, bizim Türk tarihinde yaşanan sorunlara baktığınızda hep aynı matematikle ilerlemiştir. Daha 100 yıl önce Türkiye'nin uğraştığı problemlere bakarsanız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün batıdaki mücadeleyi, yani daha yeni işte 9 Eylül İzmir zaferini kutladık. Yani düşmanın 15 Mayıs 1919'da İzmir'e bastığı ayağı biz 3 yıl sonra
kırarak denize döktük. Yani 3 yılda verilmiş o ciddi mücadeleyi Türk milletinin canı pahasına, bütün elindeki varlığı, insan varlığını, ekonomik varlığını ortaya koyarak şehit olarak bir milletin, gazi bir millet yani Türk milleti. Bu vermiş olduğu mücadelenin o günkü dinamiklerine bakın, bugünden çok farklı değil. O gün Türkiye'nin güneyinde ayaklanma çıkaranlar, Hatay'da Türkiye'nin hareketlenmesini ve Hatay'ın Türkiye'ye ilhakını engellemeye çalışanlar aynı matematikle hareket ediyorlar. O gün de Suriye ve Irak coğrafyasında problem çıkarıyorlardı. Bugün de çıkarıyorlar. O gün de Kars'ın kuzeyinde ve Kars'ta olmak üzere problem çıkaranlar, yani aynı coğrafyada, Karabağ coğrafyasında, Nahçıvan'da, Azerbaycan'da problem çıkaranlar bugün de problem çıkarıyorlar. Fakat ne yazık ki şunu da görmüyorlar, ya da görüyorlar ama onlar kendi mücadelesini veriyor tırnak içinde. Biz de kendi muzaffer kılmaya çalıştığımız mücadeleyi veriyoruz. Yani o gün Nuri Paşa varsa bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin subayları, askerleri, güvenlik kuvvetleri yine varlar. Yani o gün neysek bugün de oyuz ve bilmedikleri bir şey var. Biz o günden daha da kuvvetliyiz. O gün bütün imkansızlıklar, yorulmuş büyük Osmanlı İmparatorluğu, onlar tarafından yorulmuş Osmanlı İmparatorluğu yeniden küllerinden dirildi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni inşa etti bu millet. Bugün de aynı azim ve iradeyle aynı yere düşürülmemek, yani aynı zorlukların yaşanmaması için yeniden omuz omuza mücadele veriyor. Kaldı ki bunun siyasi mesajını Sayın Genel Başkanımız 2016'da 15 Temmuz'dan hemen sonra çok net verdi. Hem Yenikapı Meydanı'nda verdi bu mesajı, hem de partimizin ilgili kurullarında verdi. Ben o zaman Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesiydim. Sayın Genel Başkanımız öyle anlamlı konuşmalar yaptı ve kendi camiamızı ve Türk milletini öyle bir motivasyonla bu yola çıkardı ki dönmeyen bir Türk milleti var. Görüyoruz hep beraber. Bütün oyunlara rağmen, bütün tezgahlara rağmen bir duruş gösteren bir millet var. Bu millet yatsınamaz yani. Milletin aslında samimi duruşu. Tam da bu noktada, ortada, tam da bu kapsamda yani. Evet, Cumhur İttifakı'nın oluşmasına ön ayak olmak, bunu sağlamak da çok önemli bir adım değil midir Türk siyaseti açısından? Tabii ki yani Cumhur İttifakı'nın anlam ve önemi, hangi pozisyonda ortaya çıktığını çok iyi okumak lazım. Eğer bize, biraz önce sizin bahsettiğiniz, bizlerin de programlarda hep matematiksel olarak söylediğimiz bir 100 yıl gerçeğimiz var bizim. Bakın 1915 neyse 2015 odur. Yani 1919 15 Mayıs'ında İzmir'e ayak basan Palikaryalar neyse bugün aynısını yapmaya çalışanlar da aynıdır. Yani aslında değişmiş bir denklem yok. Aynı denklem aynı pozisyonu arıyor. Bugün çok enteresan hadiseler yaşanıyor. Bakın bunları açıkça konuşmak lazım. Nancy Pelosi Ermenistan'a gidiyor tam Karabağ'da biz 50 şehit verdiğimizde. Neden Bakü'ye gitmiyor Nancy Pelosi? Neden İstanbul'a, Ankara'ya, Erzurum'a, Kars'a gitmiyor? Öyle değil mi? Neden Nancy Pelosi ya da Amerikan politikası biz Karabağ'da 50 şehit verdiğimizden bir hafta önce Suriye'nin kuzeyinde çeşitli kombinasyonlarla günlük ismi değişen ama özünde PKK olan, ismi PKK olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine kasteden yapıyla ortak tatbikat yapıyor. Yani bunlar yatsınamaz gerçekler. Bu gerçekleri görmeden ne siyaset edilebilir, ne devlet edilebilir, ne de Türk milliyetçiliği yapılabilir. Eğer bir Türk milliyetçiliği dinamiği varsa, ki var bu coğrafyada, bizim siyasi mekanizmamız, siyasi pozisyonumuz, bölgeyi okumamız buralardan başlamalı. Yoksa siyasi bir takım geçmişte yapılan hadiseler, herkesin siyasette yapmış olduğu bir takım hatalar her gün ısıtıp ısıtıp Türk milletinin önüne koyularak bir bozucu siyaset edilmeye çalışıyor Türkiye'de. Bunlara karşı Türk milliyetçiliği ciddi bir duruş gösteriyor. Evet.
tam da bu noktada siyaseti buradan okumaya başlayalım dilerseniz. Artık iç siyasete yavaş yavaş geçelim. Dünyada bunlar olurken aslında altını çizdiğiniz noktalar çok önemli. Belki de dediğiniz o Cumhur İttifakı'nın anlam ve önemini de bir kez daha anlatmak için. Yani sadece seçime giderken birlikte olan iki siyasi partiden bahsetmiyoruz. Burada başka bir duruş, başka bir mücadele de söz konusu. Bunu bir kez daha anlatmak önemlidir diye düşünüyorum. Tabii seçimlere az bir zaman kala bildiğiniz gibi artık saha çalışmaları da yoğunluk kazanmış durumda. Siyasiler halkla bir araya geliyor. Liderler mitinglerini, halk buluşmalarını gerçekleştiriyor. Ki Milliyetçi Hareket Partisi aslında neredeyse bir yıldır anlatma ve aydınlatma çalışmalarına il ilçe ilçe devam ediyor bu kapsamda. AK Parti 28 Ekim'de seçim beyannamesini açıklayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parti içi teşkilatlanmalar bir yandan devam ediyor. Söylediğimiz gibi Milliyetçi Hareket Partisi Sivas, Bursa, Kayseri mitinglerinin ardından bu hafta sonunda yine önemli bir miting gerçekleştirecek Erzurum'da. Bir taraftan da Millet İttifakı'nda tabii sahaya dönük çalışmaları var. Orada da daha ziyade aslında halkın tepkisiyle, eleştirisiyle karşılanıyor ki Millet İttifakı'nın özellikle altılı masanın 7. ve 8. ortaklarının da işin içine dahil olmasıyla birlikte halktan gördüğü tepkiler var. Bütün bunları konuşacağız. Ama önce biraz renkli bir görüntüye ekranlarımızı açmak istiyoruz. Zira MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara sokaklarının nabzını nasıl tuttuğunu hem de nostaljik aracıyla o seyahatini bir ekranlara taşıyalım. Ardından sizin yorumlarınızı alacağım artık. Siyasete yavaş yavaş girmiş olacağız. Ankara sokaklarında klasik aracıyla gezdi. MHP lideri Devlet Bahçeli gezisi sırasında Ferdi Tayfur'un "Bu Bana Yeter" şarkısını dinledi. Klasik otomobillere tutkusuyla bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli yine direksiyon başındaydı. Devlet Bahçeli klasik otomobiliyle başkent caddelerinde tur attı. Bir köşesinde MHP lideri Devlet Bahçeli gezisi sırasında Ferdi Tayfur'un "Bu Bana Yeter" şarkısını dinledi. Bu bana yeter. Klasik otomobiliyle başkent caddelerini gezen Devlet Bahçeli'nin görüntüleri partisinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ankara sokaklarında klasik aracıyla gezdi. Baharı, yazı kuşu, bu bana yeter. Evet, konuklarıma hemen sorayım bu görüntülerle ilgili neler düşündüklerini. Biliyoruz ki Sayın Bahçeli'nin tabii nostalji araba tutkunu evet. olduğunu, sokakların nabzını tutmak da bazen böylesi de mümkün. Birer evet. dakika yorum isteyeceğim, sonra reklama gideceğiz, sonrasında da artık hiç kesintisiz devam edeceğiz. Şöyle ben çok kısa şunu söyleyeyim. Yani Sayın Bahçeli'nin evet siz de hatırlattınız. Yani hakikaten çok seviyor nostalji böyle eski arabaların. Çok da güzel bir araba şeyi var bildiğim kadarıyla. Yani ilgisi var o konulara. Arada bir de bu görüntüyü veriyor. Ferdi Tayfur'u da sevdiğini biliyoruz Sayın Bahçeli'nin. Yani işte Osmaniyeli zaten Sayın Bahçeli. Ferdi Tayfur da Adanalı diye biliyorum. Yani aynı coğrafyanın şeyi. Sözlerini de biliyorum az çok bu şarkının. Memleket sevgisini anlatan yani bir şarkı ülkeyle ilgilidir. Yani aslında bakıldığı zaman memleketi anlatan bir şey. Anlamlı bence. Güzel bir görüntü. Siyaset çünkü son dönemde çok bir de gerilimdi. Ama dediğim gibi birazdan daha detaylı konuşuruz ama güzel bir görüntü olmuş Sayın Bahçeli'nin evet. bu işte Ankara turu diyelim. Biraz rahatlığını da göstermiş aslında. O mesajı da vermiş. Biz rahatız demiş yani 2023'e giderken. O görüntüyü de vermiş çünkü meydanlarda hakikaten Sayın Bahçeli'nin mitinglerine baktığımızda hakikaten çok doluydu, kalabalıktı ve coşkuluydu. Yani boş bir kalabalık da değildi. Ülkücü hareketi. Meydanları yani, konuşacağız. Meydanları tabii. konuşacağız. Yani bir dakikada açıdan, hemen onun verdiği bir, o meydanların verdiği bir, o şeyi de gösteriyor, rahatlığı da gösteriyor Sayın Bahçeli. Çok güzel bir görüntü olmuş. Evet. Yani Sayın Genel Başkanımızın bu milletin bir ferdi olduğunu
bu milletin bir evladı olduğunu her seferinde millet görüyor. İşte hepimizin yaptığı, hepimizin biraz dertlendiğimizde işte arabamıza atlayıp birkaç sevdiğimiz türküyü dinlediğimiz bir hayat içerisindeyiz. Bence bana yeter de iyi bir slogan almış. Yani biz yeter ki biz olalım, biz omuz omuz olalım, biz yeteriz demiş bence Sayın Genel Başkanımız. Yolu açık olsun diyorum. Allah ömür versin. Hep beraber biz yeteriz. Peki. Evet. Peki, şimdi kısa bir ara verelim o halde. Efendim, kırılma noktasına artık iç siyaseti konuşarak devam edeceğiz Sayın Pınarbaşı ve Bozkurt'la. Önce reklamlar diyeceğiz, ardından yeniden buradayız. Lütfen bir yere ayrılmayın. Efendim, reklamların ardından kırılma noktasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyo konuklarımız gazeteci Ceyhun Bozkurt ve hukukçu Sayın Başbuğ Pınarbaşı bizlerle. İlk bölümde biraz daha dış siyaset ağırlıklı konuştuk. Özellikle Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği önemli mesajları hem de diğer liderlerin yaptıkları konuşmalar çerçevesinde biraz dış politikayı değerlendirdik. Hatta sıcak bir bilgi de şimdi paylaşmış olalım. 77. Genel Kurul'un yapıldığı New York'ta İngiltere Başbakanı Liz Truss'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liz Truss da bildiğiniz gibi İngiltere'nin yeni başbakanı olmuştu. İkili bir araya geldi. Tabii Cumhurbaşkanı'nın birebir baş başa görüşmeleri devam etti son 3 gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde diyelim. Bu temaslar dış politikada devam ederken, dünyaya bu mesajlar verilirken ve hatta aslında baktığımızda konuklarımızla da ortak olarak söylediklerimiz işte kuzey, güney, doğu, batı birçok sorunla Türkiye uğraştırılmaya çalışılırken geçen haftaki programda da söylemiştik aslında işte Yunanistan üzerinden ne yapılmaya çalışılıyor Türkiye'ye, Ermenistan üzerinden ne yapılmaya çalışılıyor ya da Irak'taki, Suriye'deki terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye neden bu zamanlar kaybettirilmeye çalışılıyor? Bunun amaçları ne? Sormuştuk, hep de konuşuyoruz programlarımızda kırılma noktasında. Şimdi Sayın Bozkurt, Sayın Pınarbaşı, iç siyasete gelecek olursak, bütün bunlar yaşanırken, Sayın Pınarbaşı sizinle başlayalım. Cumhur İttifakı'nın biraz daha anlam ve önemi üzerinde durmak gerektiğinin önemli olduğunu söyledik. Sadece bir seçimler kazanılsın amacıyla bir araya gelen iki partiden bahsetmiyoruz esasen. Evet. Ya da şimdi, neden bahsediyoruz size sorayım. Evet, şöyle söyleyelim. Yani neden Cumhur İttifakı tesis edildiği çok iyi anlamak lazım. Hı hı. Yani bu hem insanların hem siyasi partilerin hem fikri yapıların hikayelerini çok iyi anlamak lazım. Özellikle Milliyetçi Ülkücü Hareket'in nasıl ortaya çıktığını, hangi şartlarda Sayın Başbuğ Alparslan Türkeş'in, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bu partiyi hangi koşullarda kurduğu, sonra hangi süreçleri yaşadığı, sonra Sayın Genel Başkanımızın siyasi hem kendi hayat hikayesi hem de partimizin Genel Başkanımız döneminde yaşadığı süreçleri ve bununla beraber de Türk milletinin ve Türk devletinin nasıl sorunlarla baş başa bırakılmaya çalışıldığı ve hem rahmetli Başbuğumuzun hem Sayın Genel Başkanımız Devlet Bey'in nasıl inisiyatif aldığını çok iyi okumak lazım. Şimdi rahmetli Başbuğumuz yaşadığı dönem içerisinde Türk milliyetçiliği siyasetini bir politika aracı ya da bir politik hadise olarak görmezdi. Sayın Başbuğ nasıl bakarsa rahmetli Başbuğumuz, Sayın Genel Başkanımız da aynı dinamiklerle hareket ediyor. Bunu ben bir Türk milliyetçisi, bir milliyetçi ülkücü olarak her seferinde, her defasında
görüyorum ve bizim camiamız da bunu görüyor. Şimdi eğer Cumhur İttifakı gerçeğinin nasıl ve hangi şartlarda ortaya çıktığını anlayabilirsek bu bakış açısıyla, bu perspektifle bunu anlarız. Türkiye'de nasıl bir siyasal deprem yaşadık? Yani Türkiye neyle karşılaştı da daha sonrasında Cumhur İttifakı inşa edildi? Bunu çok iyi okumak ve anlamak lazım. Canan Hanım, dünyanın hangi medeniyeti, hangi devleti böyle bir problem yaşamıştır? Öyle bir şey düşünün ki kendi uçaklarınız, kendi askeriniz, kendi polisiniz, kendi güvenlik kuvvetleriniz kendi meclisinizi bombalasın. Yani kendi polis özel harekat merkezinizi bombalasın. Var mı böyle bir tarihinde böyle bir şey yaşamış bir devlet? Yani bir İngiliz bunu yaşadı mı? Bir Amerikalı, bir İtalyan, bir Japon, Rus. Yani kendi ülkesinin askerleri, kendi milletinin çocukları bir şekilde kandırılmış ya da ne denir, askeri haline getirilmiş bir yapının robotu haline getirilmiş ki kendi meclisini vursun. Yani bunu bir kere görmek lazım. Hani bu tahlili iyi yaparsanız Cumhur İttifakı'nın hangi koşullarda ortaya çıktığını anlarsınız. Şimdi ben o dönemde partimizin MYK üyesiydim. Yani Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi olan bir avukattım, bir hukukçuydum. Yani bir milliyetçi ülkücü olarak o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Biz hangi dinamiklerle hareket ediyorduk ve bir gecede önümüze nasıl bir şey çıktı çok iyi hatırlıyorum. İşte o hadiselerden sonra Sayın Genel Başkanımız ciddi bir inisiyatif aldı. Sayın Genel Başkanımızın partimizin ilgili kurullarında yapmış olduğu konuşmalar, o dönemde vermiş olduğu demeçler şunu anlattı Sayın Genel Başkanımız kısacası. Dedi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti aygıtı bir takım yapılar tarafından ele geçirilmiş, geçirilmeye çalışılmış Türkçesi. Devlet içinde ve siyaset içerisinde de bir takım uçları olan kendi hedeflerine dönük hem devleti manipüle eden hem devlet aygıtını ele geçirip kendi perspektiflerinde, kendi bakış açılarıyla bir yapı kurmaya çalışan bir örgüt, bu FETÖ örgütü dediğimiz örgüt. Ve bunun karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bir diğer taraftan da FETÖ ile aynı maksat ve başka türlü hareketler yaparak ya da terör unsurları oluşturarak hareket eden bir PKK yapısını gördük o dönemde. Yani hiçbirinin diğerinden kopuk olduğunu kimse iddia edemez. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir inisiyatif aldı. Türk milli siyaseti de bu inisiyatifi destekledi. O günden beri Türkiye'de bir kendi milli çizgisine çekilen bir devlet pozisyonu aldık. Daha önce mesela Türkiye'nin bir takım operasyonları hem Kuzey Suriye'de hem Kuzey Irak'ta engelleniyordu. Bunları hepimiz biliyoruz. Bunu devlet ilgili devlet adamları da zaman zaman televizyon kanallarında, gazetelerde anlattılar ve anlatıyorlar. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu süreçleri yaşamış bir devlet yapısı olarak yeniden bu coğrafyada küllerinden dirilen bir devlet inşa etmeye çalışıyor. Şimdi Cumhur İttifakı dediğimiz ittifakın, milli ittifakın bir protokolü var. Bu protokol iki sayfadan ibaret. Bu protokolü çok iyi okumak lazım. Şimdi bir takım yorumlar yapıyorlar, yapıyoruz hep beraber. Ama bunun altını doldurmamız lazım, öyle değil mi? Cumhur İttifakı protokolünü iyi okumak lazım. Bir de diğer siyasi yapıların protokollerini, mesajlarını iyi görmemiz lazım. Şimdi Cumhur İttifakı yeni kurulmadı, öyle değil mi? 2016'dan beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk siyasetini yönetiyor Cumhur İttifakı bir tarafıyla. Yani yöneten güç AK Parti hükümeti, Cumhur İttifakı protokolüne göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetiyor ve yönetmeye çalışıyor, öyle değil mi? Bir gayesi var, bir hedefi var ve bu hedef doğrultusunda ilerliyor. Peki diğer yapı ne yapıyor? Diğer yapı Cumhur İttifakı'nın verdiği mücadeleyi bir devlet politikası gözüyle bakıp doğru yapılan mücadelelerini hem dış politikada hem iç güvenlik politikalarında destekleyici bir tek cümle duyuyor musunuz? Tezkere hadisesinde en
önemli hadiseydi bence bu. Yani ortaya çıkan, öyle söyleyeyim. Yani bizim bütün bu yorumlarımızın yapmış olduğumuz, işte Sayın Bozkurt da 3 seneye yakındır, belki 2,5 senedir bir program yapıyoruz hep beraber. Kırılma Noktası isimli bir program yapıyoruz ve gördüğümüz gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Tezkere hadisesini yaşadığımız haftanın yorum programında hep beraber çıktığımızda açıkçası şok olarak geldik biz bu yayına ve bu stüdyoya. Yani hakikaten bir Türk milliyetçisi olarak, bir milliyetçi ülkücü olarak anlam veremedik yani. Niye? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu bir siyaset değil, bu bir devlet politikası. Kendi sınırına yerleşmiş terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarından içeri Türk milletine karşı askeriyle, polisiyle, bütün öğretmeniyle, milletiyle kendine kasteden terör örgütüne karşı vermiş olduğu mücadele ve bunun karşısında bir yasama meclisi içerisindeki iki siyasi parti ve onun yandaşları, hem orada hem burada görünenler, hem Anadolu'da öyle bir tabir kullanılır, düğün evinin oynayıcısı, ne denir, cenaze evinin ağlayıcısı derler. Yani oraya gidince ağlayan, buraya gelince gülen bir siyaset mekanizması var bir tarafıyla bu Millet İttifakı denen, ama Sayın Genel Başkanımızın zillet olarak tarif ettiği, bizim de haklı bulduğumuz bu tarifin yapıcıları, her gün değişen, yeri gelirse tezkereye hayır diyen, yeri gelirse Kürdistan ifadelerini destekleyen bir enteresan, bir ucube, bir yapıdan bahsediyoruz bir tarafıyla. Şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Cumhur İttifakı'nın siyaseti bir devlet ve Türk devlet ve millet siyaseti. Yani devleti ihya etmek, ayakta tutmak, coğrafyayı korumak, bu coğrafyada coğrafyaya el atmaya çalışan, diğer hegemonya kurmaya çalışan yapılara karşı bir duruş gösteren bir Cumhur İttifakı'ndan bahsediyoruz. Fakat diğer tarafıyla bunu bir türlü anlamayan, anlamak istemeyen, hatta ve hatta Cumhur İttifakı politikalarını yayılmacı, baskıcı, diktatör diye topluma lanse eden, dünyanın diğer devletlerinin büyükelçileriyle beraber de bunu yüksek sesle söyleyen bir yapıdan bahsediyoruz. Böyle bir siyaset dünyanın hiçbir ülkesinde, başka ülkesinde göremezsiniz. Sayın Arslan, böyle bir örnek yok. Biz şimdi içinde yaşadığımız için anlayamıyoruz. Belki de göremiyoruz. O yüzden buna buradan bakmak lazım. Siz mesela bir İngiliz siyasi partisinin, İngiltere'de bir siyasi partinin diğer ülkelerin büyükelçileriyle beraber bir bildiri yayınlaması ihtimalini ben düşünemiyorum. Olamaz böyle bir şey yani. Veya Almanya'da, veya İtalya'da, Fransa'da, Amerika'da. Amerika'da düşünün, bugün Amerika'yı Demokrat Parti yönetiyor. Yani Biden, demokratların seçtiği bir başkan. Cumhuriyetçiler, Amerika'daki cumhuriyetçiler, Türkiye'nin, atıyorum, Rusya'nın, İran'ın, Fransa'nın veya Almanya'nın kendi bloğunda yer alan diğer ülkelerin bile büyük elçileriyle beraber bir bildiriye imza atamaz. Atarsa ertesi gün zaten Amerika Birleşik Devletleri Büyük Mahkemesi tarafından yargılanırlar. Sonlarını düşünemiyorum. İşte Almanya'da da olamaz böyle bir şey. Yunanistan'da dahi olamaz. Ermenistan'da dahi olamaz. Yok böyle bir şey. Şimdi Türkiye'nin, Türk siyasetinin bu perspektiften bakması ve Türk milletinin de buradan görmesi lazım. Şimdi siz Cumhur İttifakı'nın politikalarını diyelim ki beğenmiyorsunuz. Siyaset zaten, muhalefet de siyasetin bir gerçeğidir. Eleştirebilirsiniz. Ama diyebilirsiniz ki biz daha iyisini yapacağız. Biz PKK terör örgütüne, FETÖ yapılanmasına, devlet içerisinde güç kazanmaya çalışan gayrimilli unsurlara karşı şöyle bir mücadele vereceğiz diye bir cümle duymuyoruz bunlardan. Tam tersine, ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti mavi vatanda yayılmacı politika seyrediyor. İşte Karabağ'da işgalci davranıyor falan diyen, bunları söyleyen bir Türkiye muhalefetinden bahsediyorum.
Yani böyle bir muhalefet anlayışı başka bir coğrafyada göremezsin. O muhalefete ilişkin bilemiyorum, ekranı görebiliyor musunuz siz stüdyoda? Muhalefete ilişkin bir fotoğraf karesi var ekranımızda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'a gitmişti biliyorsunuz. Orada halk hem Kılıçdaroğlu'nun hem CHP'li diğer isimlerin bugüne kadar söyledikleri sözleri afişlere taşıdılar bir tepki olarak. Bu tepkiye tepki olarak da Kılıçdaroğlu'nun o afişler önünde verdiği bir poz var. Ki Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım ifadesi tırnak içinde kullanılmış Kılıçdaroğlu'nun sözü olarak. Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi diye sormuş Elazığlılar bu afişlerde ki öyle sanıyorum ki işte bu sahalarda buluşmalar devam ettikçe bu tür konular halkı rahatsız eden en azından başlıklar ön plana çıkacak ya da liderlerin karşısına çıkacak. Evet, şöyle söyleyeyim. Buradan Ceyhun Bey'e sözü şöyle bırakabiliriz belki. Buyur, hani o da ne düşünüyor? Karşılıklı sohbet içerisinde devam edelim dilerseniz. Tamam. Yani tam da muhalefetin bulunduğu noktadan bakalım bir gazeteci gözüyle nasıl görmüş olayları. Muhalefete geçerken şunu söyleyeyim. Az önce Sayın Pınar Başkan'ın ifadesiyle söyleyeyim. Ben de onun bıraktığı yerden başlayayım zaten. Hani Atatürk'ün yine bir cümlesi vardır. Bugün büyük lideri ikinci defa anlatmak istiyorum, aktarmak istiyorum. Hani nutukta der ya 1919 yılının işte yılın Mayıs'ının 19'unda 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir, şöyleydi diye başlıyor ya nutuğa. Sayın Pınarbaşı çok güzel bir şey söyledi. O Cumhur İttifakı'nın kurulduğu şartları tekrar bir hatırlamak lazım. Şimdi biz sokaklarımız çok güvenli olduğu için şu an terör anlamında yoksa asayiş problemleri her zaman olacaktır. Dönem dönem artar, dönem dönem azalır ama her zaman maalesef asayiş problemi vardır. Her ülkede olduğu gibi, her kentte olduğu gibi. Türkiye'nin sokaklarında da vardır ama terör anlamında biz şu an çok güvenli olduğumuz için, güvende olduğumuz için biraz rahat konuşuyoruz ama 2016 şartlarını hatırlayın. PKK yoğun bir şekilde saldırıyor. Hatta Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzun kentlerimizin, illerimizin, ilçelerimizin sokaklarında kurtarılmış bölgeler oluşturmak çabasında saldırıyordu. Hendek barikatlar kazmıştı. Sokaklar güvensizdi. PKK büyük şehirlerimizde saldırıyordu. Sokaklarda işte bombalı araçlar patlıyordu. Hatırlayalım, Güven Park'ta evlerine gitmek isteyen öğrenciler, analar, babalar. Hatırlayın, futbolcu Umut Bulut vardı. Onun babası oğlunun maçını izleyip gelmişti. Güven Park'ta o patlayan araçlıkta araç nedeniyle hayatlarını kaybeden, şehit olan vatandaşlarımız vardı. DAEŞ İstanbul'da, İstiklal'de, Sultanahmet'te, birçok yerde terör saldırıları düzenliyordu. Şimdi terör örgütleri hareketliydi 2015-2016. Deyim yerindeyse final saldırıları yapmaya çalışıyorlardı. Yükselmişlerdi ve bu noktada hedeflerini artık son vuruşu yapmak istiyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yoğun bir savaş açılmıştı. Bununla paralel siyasi ayakları da çalışıyordu. Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da özerklik adı altında Türkiye'nin parçalanması planları konuşuluyordu. Yine bakalım içeride devletin içine sızan, az önce Sayın Pınarbaşı hatırlattı. O terör, en zirve saldırısını 15 Temmuz'da yapan, devletin içine sızan, devletin askerinin, polisinin, yani gümrüğünün, orman genel müdürlüğünün hemen hemen her tarafına sızan bir hain casus yapı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin altına uyuyordu. Yani bakıldığında toprak bütünlüğümüz tehdit altındaydı. Ondan sonra dizayn ediliyorduk. Mavi vatanımız tehdit altındaydı. Türkiye düştüğü anda Kıbrıs Türk'ü de düşmüştü. Yani çok net bir şekilde söyleyelim. Türkiye düştüğü anda Karabağ zaten elden gitmişti. Azerbaycan düşmüştü. Kıbrıs Türk'ü de düşmüştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Türkiye'yi düşürmeye çalışıyorlardı. Mavi vatanımız tehdit altındaydı. Asya'ya saldırıda Türkiye'yi dizayn edip koçbaşı yapmak istiyorlardı. Türkiye'yi, deyim yerindeyse, Zelenski Ukrayna'sına çevirmek istiyorlardı. Yani bizi Rusya'yla savaştıracaklardı, bizi İran'la savaştıracaklardı. Ortada Türkiye diye bir şey kalmazdı zaten. Yani böyle bir dizaynın olduğu bir dönemde hedeflerine, bu hedeflerine gitmek için engel olarak kimleri görüyorlardı?
Türk milliyetçilerini görüyorlardı. Ülkücüleri görüyorlardı. Samimi anlamda Atatürkçüleri görüyorlardı. Ve Sayın Erdoğan'ı siyasetçi olarak Sayın Bahçeli'yi görüyorlardı. Diğer milli siyasetçileri görüyorlardı. Ve Sayın Erdoğan'ı görüyorlardı. Şimdi işte Cumhur İttifakı'nın kuruluş dönemindeki şartlar buydu. Biz bunları çok çabuk unuttuk. Başka sorunlara eğildik. Başka şeyleri bizim gündemimize getirmeye çalıştılar. Ve biz bu şartları çok çabuk unuttuk. Metroya binemiyorduk. Otobüse binemiyorduk. Güvenlik problemleri dolayısıyla. Çünkü terör örgütleri her yere sızmıştı. Şimdi bu nedenle Cumhur İttifakı'nın kuruluş süreci aslında bir anlamda bu sorunların giderilmesini nasıl yaparızın altyapısını oluşturmak içindi. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli burada ortak bir hedef noktasında, işte o da protokolle yazdı. Ortak hedefi belirlediler ve bu sorunlardan arınıp, bu sorunları çözüp sonra bir ortak hedefe, bir daha bu günleri tekrar yaşamamak için. Daha güçlü bir Türkiye için. Bakın az önce Sayın Pınarbaşı çok güzel bir şey söyledi. Muhalefet olacak dedi. Zaten esas sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Bir hedef konuluyor Cumhur İttifakı tarafından. Ama karşısına konulan hedef tekrar Türkiye'yi o şartlara geri döndürmek, götürmek. Karşısına konulan hedef, ben bu Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk Devleti'ni, Türk Milleti'ni tekrar o sorunları yaşamayan, tekrar o sıkıntılara dönmeyecek, bu sorunları da çözecek alternatif bir hedef koyuyorum dese bugün onu da konuşuruz. Ama bir kere şunu da söyleyelim bu arada. Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu bir hedef var. Muhalefetin ortaya koyduğu bir yazılı metin yok. Neden? İşte bizi o yüzden geriye döndürmek istiyorlar dediğim nokta o. Çünkü önlerine kendileri bir program koymuyor. Önlerine birileri program koyuyor. Kim koyuyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısına, Türk yargısına ayar çekmeye çalışan büyükelçiler onların önüne program koyuyor. Washington önlerine program koyuyor, Brüksel önlerine program koyuyor. Tezkereyi reddedin diye Kandil önlerine program koyuyor. Kendileri, o altılı masada program konulmuyor. Altılı masaya şunu söylüyorlar. Bakın, Türkiye'yi daha ileriye götürün diye bir şey konulmuyor. İşte sizin söylediğiniz, o gösterdiğiniz o cümle de onunla bağlantılı. Afişiliyor. Türkiye'yi ileri götürme hedefi yok. Ne var biliyor musunuz? Genelde Cumhur İttifakı'nı, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenin yeter. Geri programınızı, zaten diğer şeyleri biz hallederiz diyorlar. Nasıl söylüyorlar bunu? Bir danışman çıkıyor diyor ki Mavi Vatan agresif dış politika. Hangi agresiflik? Biz Doğu Akdeniz'in, Ege'nin bütünü bizimdir dedik de bu yüzden mi agresif? Hayır. Dedik ki biz burada hakkaniyetli ve uluslararası hukuka uygun çözüm istiyoruz. Dediğimiz için agresif olduk. Bakın. İşte bunu söyleyen bir zihniyet Türk zihniyeti olamaz. Hangi düşüncede, hangi siyaseti savunursa savunsun, hangi ideolojide olursa olsun. Bu ayağı Türkiye'ye basmadan söylenen bir cümledir. Burada ayak, basılan ayak, bir ayak Brüksel'dedir, bir ayak Washington'dadır. Türkiye Cumhuriyeti Anadolu coğrafyasına, Türk coğrafyasına basılarak söylenen cümle değildir. Tezkere eret aynı şekildedir. PYD bir terör örgütüne karşı mücadele yöntemlerinde, ondan sonra daha iyi nasıl yapılırın mücadelesini söylersiniz. Yöntemi anlatırsınız. Bir yöntem denenir. Başarılı olursa, olmazsa sizin önerdiğiniz yönteme dönülür. Ama burada ne söyleniyor bize? Deniyor ki Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde PYD terör örgütüne karşı yaptığı operasyonu istemiyoruz. Mesajı veriliyor burada. Bunu kim istiyor? Bunu Amerika Birleşik Devletleri istiyor. Hı hı. Bunu PYD PKK terör örgütü istiyor. Bu operasyonun engellenmesini. Ondan sonra terörün diğer yandaşları istiyor. Bir de bakıyoruz bizim muhalefet istiyor. Yani ilk tebrik kime geldi? Günlerce konuştuk biz bunu. Kimden geldi ilk tebrik? Yani ilk 5 tebrik saysak ikinci sırada herhalde o vardır. Biri HDP'dir. Birinci sıraya HDP'yi koyarız. İkinci sıraya da PYD terör örgütünün Suriye'deki elebaşı Şahin Cilokod adlı terörist tebrik etti CHP'yi. Tezkereye hayır dediği için. Tezkereye hayır dediği için. Şimdi işte program bu şekilde önlerine konuluyor zaten. Yani o yüzden şimdi Cumhur İttifakı dediğimiz gibi AK Parti'yi destek seversiniz sevmezsiniz. Desteklersiniz desteklemezsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'ni seversiniz sevmezsiniz. Desteklersiniz desteklemezsiniz. Bundan çok bağımsız bir şeyden bahsediyoruz.
Yani bu hedefi, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesi, tekrar o sorunları yaşamaması, var olan sorunlarını çözmesi için ortaya hedef koyan bir ittifak var. Karşısında da tüm başarıları, bakın kazanımları yıkmayı gösteren, öngören bir başka yapı var. Şimdi Türkiye'de mücadele bu. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım. Bakın bu şeyi de aştı. Yani ya hukuk, işte Sayın Pınarbaşı hukukçu. Şöyle bir izahat yapılabilir. Ya hukukun öngördüğü şudur. Örneğin işte tutuklu yargılama, bilmiyorum tabii ki daha detaylı bilir Sayın Pınarbaşı. Tutuklu yargılama 3 senedir ama aşmıştır, tutuksuz yargılanmalı falan filan. Başka bakın hukuki açıklama yapılmıyor. Şeref madalyası takıyor. Niye? Ben size açık açık söyleyeyim. Belki dava konusu olacak, dava konusu olursa da olsun. Biz daha Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz dediği için şeref madalyası takıyorlar. TBMM meselesini bilerek gündeme getiriyorlar. Bakın TBMM meselesi, ısrarla ne diyorlar? TBMM'ye getireceğiz, çözeceğiz. HDP meşrudur. Bakın bu cümleler Abdullah Öcalan'a ait. TBMM'ye getirin. 2013'te Abdullah Öcalan'ın söylediği cümlelerdir. Terörist başının, çocuk katilinin, bebek katilinin cümleleridir bunlar. TBMM'ye getirin. Yasal, anayasal altyapıyı oluşturun. KCK'yı yasal, anayasal olarak meşrulaştırın. Talimatını Selahattin Demirtaş'a Abdullah Öcalan 2013'te İmralı'daki görüşmelerde vermiştir bu talimat. Aynı birebir cümlelerle. Bakın terörle mücadeleyi yasama yapmaz. Terörle mücadele yürütmenin görevidir. Yani hükümetlerin görevidir. Yasama terörle mücadeleyi güçlendirecek altyapıyı oluşturur. Yasal, anayasal. Terörle mücadeleyi zaafa uğratacak çıkışıysa PKK'lı teröristler ister, elebaşları ister. Şimdi TBMM çıkışı da bu yüzden işte şeref madalyası takıyorlar. O cümleler Selahattin Demirtaş'a talimat olarak gitmiştir. Selahattin Demirtaş bu talimatı sürekli gündeme getirmiştir. Daha geçen hafta bir yazı yazdı bir siteye, yine aynısını. Çözüm TBMM'dir. Çünkü niye? Talimatı terörist başından almıştır. Şimdi bu cümleyi de söyledikleri için şeref madalyası takıyorlar. Hendek barikatta şehit, verdiğimiz şehitlere karşı eli silahlı katillerin eylemlerini savunduğu için mi şeref madalyası takıyorsunuz? Bunu yapmıştır Selahattin Demirtaş. Kendisi şimdi gerçeği söylemiyor. Mahkemede biz Hendek barikata karşıydık diyor. Terör örgütünün yayın organlarında söyledikleri, orada yaptığı açıklamalar, her şey açık. Ayan beyan arşivlerde duruyor. Hendek barikat terörünü desteklemiştir Selahattin Demirtaş. Bunun için mi şeref madalyası takıyorsunuz? HDP'ye bakıyoruz. HDP meşrudur. İşte yok 6 milyon oy almıştır falan filan. HDP Karabağ'da işgalci Ermenistan'ı savunuyor. Ege, Akdeniz'de Enosis gibi, işte Megalo İddia gibi gerçekleşmesi mümkün kılmayacak Türk'ün onları, o hayalleri gömeceği hayaller kuran Yunan'ı savunuyor, Rum'u savunuyor HDP. Gidiyor Türk milletine soykırım diyor. Bütün uluslararası bilimsel veriler, tarih arşivleri böyle bir şey olmadığını söylediği halde çıkıyor bunu söylüyorlar. Türkiye'nin karşısında kim varsa onu destekliyorlar. Bunun niye yanında duruyorsunuz? Yani HDP'nin yanında yok 6 milyon oy almış, bilmem şu kadar oyu var. Hitler'de Almanya'da birinci parti olmuştu. Niye Hitler'e o zaman şey yapmıyorsunuz, Hitler'i meşru olarak görmüyorsunuz? Hitler'i o zaman, HDP'yi meşru görüyorsanız Hitler'i de meşru göreceksiniz. Yani oya mı bakılıyor bu iş? 6 milyon oy aldı diye memleketin tapusunu mu vereceğiz biz bunlara? Terör örgütünü destekleyecek. Şimdi burada Selahattin Demirtaş'ın göğsüne madalya takanlar Mehmetçiği sırtından kurşunluyor. Tezkereye hayır diyerek. Bakın bu cümlemi tekrarlıyorum. Selahattin Demirtaş'ın, PYD PKK terör örgütünün savunucusu Selahattin Demirtaş'ın göğsüne madalya takanlar tezkerede hayır diyerek Mehmetçiği sırtından kurşunluyorlar. Şimdi böyle bir ikili durum var. O yüzden söyledim. AK Parti'yi seversiniz sevmezsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'ni seversiniz sevmezsiniz. Ama bir tarafta böyle bir denge var. Bir hedef konulmuş 2023.
Ki bu yanlış biliyorsam Sayın Pınarbaşı düzeltsin. 2023 hedefi Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaten Sayın Bahçeli'nin ta 2007-2008'lerden itibaren aslında Türk milletinin önünde koyduğu bir hedeftir. Hükümet de sağ olsun hakikaten AK Parti de 2010'lu yıllardan itibaren 10-11'den itibaren bu hedefi dile getirmeye başlamıştır. Ve bugün bir hedef var, 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı. Artı 2053 İstanbul Fethi'nin 600. yılı. Ondan sonra 2071 Anadolu'ya mührümüzü vurmamızın. Biz Anadolu'ya 1071'de girmedik. Mührümüzü vurduk. Daha önce biz Anadolu'daydık. Mührümüzü vurmamızın da birinci yılı, bir hedef koyuyor. Nasıl bir hedef? Yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyanın içinde Türk dünyasıyla beraber çok daha güçlü bir Türkiye. Terör sorununu çözmüş bir Türkiye. Mavi vatanında ciddi bir şekilde artık kazanımlarını elde etmiş bir Türkiye. Ve bölgesinde ve dünyada küresel bir güç Türkiye. İşte mazlumların, mazlum milletlerin zalimlere karşı mücadelesinde aynen o tarihten bize verilen görev, bizim torunlara verilen, dedelerimizin bize verdiği görevi gerçekleştirecek bir Türkiye hedefi konuluyor. Sorunlarımız yok mu? Var. Ekonomide sorunlarımız var. Çözülmeli. Çözülmeli mi? Çözülmeli. Ama bu mevcut muhalefetle olacak bir şey değil. Orada bile önümüze geçmişin denenmiş politikalarını, Kemal Dervişlerin politikalarını önümüze koyuyorlar. O ayrı mesele. Türkiye'yi krizden krize sürükleyen politikaları koyuyorlar. Şimdi hükümet bir şeyler yapıyor. Üretim eksenli bir politika izliyor. Ve zamana yayarak kazanımlar da elde edeceğiz. Bu noktada işte bakıldığında bir fotoğraf var. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta Millet İttifakı dedikleri ama milletin taleplerinden çok girdikleri angajmanların söylemlerini benimseyen bir ittifak. Tabii ki kararı millet verecek ama Sayın Bahçeli'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin mitinglerindeki görüntü, hani bazı anketçiler var ya, o anketçilere ciddi bir yanıt. Ben tekrar vurgulayayım, geçen hafta da söyledim galiba. Ben yaklaşık işte 2000 yılından itibaren muhabirlik yapıyorum, o cümlemle bitireyim. Muhabirlik yapıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi hep baraj altı deniyor ama seçim sonuçları ortada. Muhtemelen zaten meydanlar o yanıtı verdi. Sandık da o yanıtı verecektir. Milliyetçi Hareket Partisi de gördüğüm, gazeteci olarak gördüğüm, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de muhtemelen mecliste çok güçlü bir şekilde yer alacağını düşünüyorum. Ve milletin bu politikalara sahip çıktığını görüyorum. Tam bu noktada Sayın Pınarbaşı'na dönmek istiyorum ben de. Millet cevabı verecek dedi sandıkta. İki ayrı fotoğrafa bakıp nasıl bir cevap verir diye düşünüyorsunuz? Şöyle bakalım. Şimdi her siyasi akımın kendi pozisyonu ve oy vermek için baktığı kriterler var. Öyle değil mi? Yani biz milliyetçiyiz. Milliyetçi ülkücüler olarak biz neye bakarak oy vereceğiz? Önümüzde sandık gelecek ve sandığın bir tarafında Millet İttifakı denen bir ittifakın adayı, bir tarafında da Cumhur İttifakı ve son mitinglerde de söylediğimiz gibi aday belli, karar net, bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bir Türk milliyetçisi olarak sandığa giderken şunu göreceğiz. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'a şeref madalyası takacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset edeceği bir ittifak var. Bunlar eğer Selahattin Demirtaş'a şeref madalyası takıyorsa, takacaksa, acaba kiminle mücadele edecekler? Şimdi öyle değil mi? Bakalım, bir analiz yapalım yani. Şeref madalyasını Selahattin Demirtaş'a takan hükümet seçilirse, vaadi bu, kiminle mücadele edecek? Terörle mücadele edebilir mi Sayın Arslan? Mümkün değil. Bence edemez. Selahattin Demirtaş'ın şeref madalyası şimdi aldığı düzlemde hangi terör örgütüyle, hangi ortamda, ne maksatla mücadele verecekler? Bunu bir cevaplamak lazım. Benim anladığım şu, diyorlar ki mesaj net. Şeref madalyasını Selahattin Demirtaş'a takanlar kelepçeyi Türk milliyetçilerine takarlar. Bu kadar basit. Şeref madalyasını Selahattin Demirtaş'a takanlar
milliyetçi ülkücü camia ile mücadele etmek üzere iktidar olurlar. Şeref madalyasını Selahattin Demirtaş'a takanlar bizim alnımıza kırmızı leke sürerler. Bu kadar basit. Ve bir diğer taraftan da şöyle bakmak lazım. Şimdi bir milliyetçi ülkücünün bu hükümete oy vermesinin gerekçelerini düşünelim. Yani ben bir ülkücü olarak bakıyorum. Karşımda iki tane seçenek çıkacak günün sonunda. Ben de oy verenim. Hepimiz gibi biz de gidip o sandığa oy atacağız. Hocalı katliamından ve Karabağ'ı Ermeni işgalinden beri biz her yıl Karabağ'ın özgürleşmesi, Azerbaycan toprağı haline gelmesi, Nahçıvan'la Karabağ'ın buluşması, Azerbaycan'ın buluşması ve Turan coğrafyasını sıkan elin çekilmesi hayaliyle yaşarız biz Türk milliyetçileri olarak. Yani bizim en büyük hayalimiz bu yüzyılda bir Türk milliyetçisinin hayali nedir diye sorsanız biz bunları hayal ederiz. Deriz ki biz Türkiye'de MHP iktidar olsa, Karabağ'a girsek, Ermeni zulmünü bitirsek, Turan coğrafyasını buluştursak, arabamıza Ankara'dan, İstanbul'dan binip Bakü'ye, oradan Hazar'ı geçip Taşkent'e gitsek. Hayalimiz budur bir tarafıyla. Bir tarafıyla Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir cumhuriyet olmasını hayal ederiz biz. Bir tarafıyla Kerkük'ün, Musul'un, Tel Afer'in, Tuzhurmatu'nun ve Türkmen kardeşlerimizin hür ve özgür yaşamasını hayal ederiz. Hiç kimsenin baskısı altında kalmamasını hayal ederiz. Biz Türkiye'de terör örgütünün paçavralarının çekilip Türk bayrağının indirildiği kongrelerin yapılmamasını isteriz mesela bizler. Biz mesela polis kolejinin toplantılarında ülkücü yemini edildiğini duyuyorum ben ve benim gözlerim doluyor bir Türk milliyetçisi olarak. Duygulanıyorum. Yani dün FETÖ'cü yetiştirme okulları haline getirilen polis okullarında bugün milliyetçi marşlar söyleniyor. Türk milliyetçiliğinin, bizim milliyetçi ülkücülerin duygulandıracak marşlar duyuyorum. O yüzden şimdi ben buradan bakıyorum. Ben bir Türk milliyetçisi olarak Selahattin Demirtaş'a, bu da bir yalanlanıyor bir takım çevreler tarafından. Sosyal medyada bakıyorum. Bunu söylemedi diyorlar Kemal Kılıçdaroğlu. Söyledi. Selahattin Demirtaş'a şeref madalyası takacağını söyledi. Meral Akşener kahvaltı yapacağını söyledi. Kahvaltı sofrasında buluşacağım dedi. Cezaevinde kahvaltı yapmayacak herhalde. Bırakılsın dedi yani. Öyle değil mi? Şimdi Millet İttifakı bileşenlerinin hepsi Selahattin Demirtaş hayranı oldular. Peki bunların hasmı kim olacak Sayın Arslan? Selahattin Demirtaş'ın dostu olan bir adam ülkücünün hasmı olur. Bu kadar basit. Bunun, yani bu öyle olmaz diyemezsiniz. Bir insan hem Selahattin Demirtaş'la dost hem de bizimle dost olamaz. Böyle bir düzlem yok yani. Ben buna inanmıyorum. Selahattin Demirtaş ne dedi? Ben özür dilerim. Apo'nun heykelini dikmek ne demek? Ben yanlış söyledim. Ben ihanet cümleleri kurdum falan mı dedi? Ben mi duymadım yani? Selahattin Demirtaş durduğu yerde duruyor. Aynı cümleleri yine kuruyor. O yüzden bunlara bakmak lazım. Şimdi siyaseti manipüle edip Türkiye'de ciddi bir oyun oynanıyor Sayın Arslan. Biz neden çıkıp da Cehin Bozkurtlar, bizler, sizler bir taraf oluyoruz? Bir taraf değil, bir taraf oluyoruz. Tarafımızın adı milli siyasetten taraf oluyoruz. Çünkü tarih bugünleri not edecek. Allah muhafaza, bunların kazandığı ülkede sonuçları öngörebiliyoruz. Tezkereye hayır denecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye ve Irak'ta aldığı kazanımlar, yaptığı güçlü güvenlik politikalarından vazgeçilecek. Sincar'dan Musul'a, Kerkük'e kadar güvenlik altında tutulan Türkmen coğrafyası yeniden vurulacak PKK tarafından. Başika kampından çekilecek Türk askeri demek ki. Bunların istedikleri bunlar. Şimdi siz buna bunu siyaset olarak belirlemiş bir adı Millet İttifakı olan ama Türk milletinin tarihinden ve fikriyatından kopuk bir siyasete bir Türk milliyetçisi olarak nasıl destek verebiliriz yani? O yüzden bizim desteklediğimiz bir manifesto, Cumhur İttifakı manifestosu. Altını Devlet Bahçeli'nin, Sayın Genel Başkanımızın imzaladığı
ve bir Türk milliyetçisinin mürekkebe kan olacağı bir protokolle destekliyoruz. Biz yani Cumhur İttifakı protokolü ve Sayın Genel Başkanımız bu ittifakı kurduğu zaman şu açıklamayı yaptı bizlere. Dedi ki biz bir ittifak yaptık. Bu ittifakın gayesini de belirledik. Altını da imzaladık. Neye mal olursa olsun bunun altına atılan imzanın arkasında duracağız dedi Sayın Genel Başkanımız. Ve durmuyor mu Sayın Arslan? Görmüyor muyuz olanları? Yani 2015'ten 2016'dan önce olanlara bakıyorum. Bugün olanlara bakıyorum. Kim kimi nereye getirdi? Türkiye'de uygulanan politikalar hangi perspektiften bakıp uygulanıyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik ve eğitim politikaları neye göre inşa ediliyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti hangi politikaların arkasında canı pahasına duruyor? Kıbrıs, Karabağ defalarca söyledik. Bunların arkasında hangi iradeyle duruyor? Neden geri adım atmıyor Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümet? İşte buralardan bakmak lazım. Ha, Sayın Genel Başkanımız bize dedi ki kan kusacaksınız, kızılcık şerbeti içtik diyeceksiniz. Öyle hadiseler yaşansa da bazı şeyler olabilir. Ama siyaset, devlet yönetmek kolay bir hadise değildir Sayın Arslan. Milliyetçi Hareket Partisi bu ittifakın parçası. Her yapılan hadisenin garantörü, kefili, yanlış bir şey yapılıyorsa da onun cezasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargısı, polisi, askeri veriyor. İşte sığınmacılar üzerinden eleştiriliyor mesela hükümet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gereğini yapıyor. Eğer bir sığınmacı bir hukuka aykırılık gösteriyorsa akşama Türkiye Cumhuriyeti Devleti anında gereğini yapıyor. Devlet nerede eksiklik gösteriyor ki biz bunun eleştirisini yapalım? O yüzden bir milliyetçi ülkücü, bir Türk milliyetçisi olarak sadece Karabağ hadisesi bile bizim doğru yerde durduğumuzu, sadece derken bence çok büyük bir hadise de, yani bir tek örnek bile Cumhur İttifakı'nın başarılı olduğunu gösterir. Yeterli oluyor diyorsun. Yani Zengizor koridoru açıldığı gün Türk milleti kucaklaşacak. Zengizor koridoru açıldığı gün inşallah çok yakın Türk milleti yeniden şahlanacak. Zaten şahlanıyoruz ama sonuna varacağız yani. O yüzden buradan bakmak lazım. Önce kimin değirmenine su taşıdığını çok iyi görmek lazım. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile ittifak yaptı diyoruz hep beraber. Bizi eleştiriyorlar. Nerede yaptı? Zaten ittifaka ihtiyaçları kalmadı ki. Selahattin Demirtaş cezaevinde vekili dışarıda işte. Selahattin Demirtaş'ın yapmaya çalıştığı şeylerin dik alasını Sayın Kılıçdaroğlu yapıyor zaten. Yani ihtiyaç yok ki Kılıçdaroğlu'nun olduğu düzlemde. HDP bence CHP'ye katılma kararı vermeli. Yani Cumhuriyet... Ben bir soru sorabilir miyim aslında biraz da açısından? Yani adaylar buyurun. Üzerinden konuşalım buyurun. Diyecektim. Yani acaba özür dilerim ben buyurun dedim ama siz acaba yo ben Ceyhun Bey'i sonradan duydum. Buyurun Ceyhun Bey. Yani şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki şeref madalyası takacağım diyor. Acaba mesela işte az önce ismini zikrettiğimiz PYD'li elebaşı Şahin Cilo kime şeref madalyası takar? Türkiye'de bugün bu söylemlerden dolayı Selahattin Demirtaş başarırlarsa başarırlarsa derken Türk yargısı sonuçta bir karar verecek. Tabii ki hepimiz o karara da saygı duyacağız. Ama diyelim ki dışarı çıktı. Selahattin Demirtaş kime şeref madalyası takar? Tırnak içi şeref bu arada, onu da söyleyeyim. Evet, evet. Yani şeref madalyası olmayacağı kesin onların şey yapacağı. Beraber takalım. Yani ben bu söylemlerden sonra ismini zikrettiğim kişilerin Sayın Kılıçdaroğlu'na bir madalya takacağını düşünüyorum yani. Onların hakkını onlardan çok daha fazla zikrediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dile getirmediği hak, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, güneydoğumuzda Mehmetçik'tir. Dile getirmediği. Ondan sonra teröre karşı mücadele eden istihbaratçılarımızdır. Korucularımızdır. Bakın Kürt kökenli korucularımızdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dile getirmediği hak. Şehir merkezlerinde mücadele eden polislerimizdir. Onların hakkını dile getirsin biraz. Şehit ailelerinin göğsüne, bu noktada gazilerimizin göğsüne madalya takılması gerekirken. Herkesle helalleşeceğiz açıklamasını nasıl görüyorsunuz? Efendim? Herkesle helalleşeceğiz açıklamasını. Yani herkesle de helalleşmiyor. Şimdi şöyle, zaten mesela diyelim ki bana geldi, helalleşmek istiyorum. Ya ben bu kadar cümle kızdım, söyledim. Sana da, seni de kızdırdık. Helal et hakkını dese kabul etmem. Niye?
Eğer Dersim katliamı yapılmıştır deyip dönemin teröristi Seyit Rıza'yı anan kişi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği görevini devam ettiriyorsa ve o partiden atılmadıysa ve onlarla helalleşiyorsa, ben helalleşmeyi kabul etmiyorum. Bizim safımız Mustafa Kemal'lerin safıdır. Atatürk'ün safıdır. Eğer terörle mücadelemizde teröre destek verdikleri için Türk hukuku tarafından gereken yapılanlarla helalleşmeye çalışıyorsa, bizim safımız güvenlik güçlerimizdir, Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türk milletidir, şehitlerimizdir, gazilerimizdir. Bizim safımız onlardır. FETÖ'cülerle, KHK adı altında FETÖ'cülerle helalleşmeye çalışıyorsa, bizim safımız yine güvenlik güçlerimizdir, milletimizdir, Türk yargısıdır FETÖ'yle mücadele eden. Emperyalizmin Türkiye'deki uşaklarıyla helalleşmeye çalışıyorsa, yine bizim safımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. 1453'tür, 1071'dir, 1923'tür. Bizim safımız belli. O yüzden herkesle helalleşmiyor. Bakın, Atatürk'le hesaplaşıyor. Ne diyor? Biz 1930'ların CHP'siz değiliz cümlesini kuran Sayın Kılıçdaroğlu. Ve diyor ki helalleşeceğiz, bizim de hatalarımız oldu. Atatürk'le hesaplaşıyor. Atatürk'le hesaplaşıp Atatürk'ün mücadele ettikleriyle helalleşiyor. Mavi Vatan'da agresif dış politika izliyoruz açıklamasını, bakın, CHP'ye yaptırıyorlar. Yunan memnun oluyor. Atatürk'ten intikamı Atatürk'ün partisinin içinden alıyorlar. Atatürk'ün kurduğu partinin içinden ateş ediyorlar Atatürk'e. Türkiye Cumhuriyeti'ne. Bugün Atatürk'e ateş etmek, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk tarihine ateş etmektir. Oradan ateş ediyorlar. Yani herkesle yapmıyorlar. Atatürk ve Türk milleti kimlerle mücadele etmişse onlarla helalleşiyorlar. Atatürk ve Türk milleti kimle yan yana durduysa veya işte kendisi, onlarla hesaplaşıyorlar. Yani durum bu. Şeref madalyasını şehit ailelerinin, gazilerin bugün gerçekten, yani o şeref madalyasını hakikaten her biri hak eden Mehmetçiklerimiz, polislerimiz, istihbaratçılarımız, korucularımız, öğretmenlerimiz. Ay bakın, Başak Demirtaş'ın öğretmenliğinden bahsediyorlar. Aybüke Hoca'dan bahsetmiyorlar. Necmettin Hoca'dan bahsetmiyorlar. Onlar öğretmen değil çünkü onların gözünde. Yani şimdi onlarla helalleşiyorlar ama Aybüke hocamızla, Necmettin hocamızla, o daha 23 yaşında babasıyla beraber şehit edilen 93'te 20 günlük Neşe hocamızın şeyiyle hesaplaşıyorlar. Onlarla hesaplaşıyorlar. Bu yüzden şeref madalyası cümlesini bir anlamda aslında bir politikanın ürünü olarak görmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ni savunan kimse Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takmaz. Bunu söyleyenin göğsüne onlar aslında, tabii daha soracağım takar. Çok soru vardı. Altılı masa ve belirlenemeyen bir aday süreci de var şimdi. Konuşuyoruz Millet İttifakı cephesini ama fotoğrafa baktığımızda evet, aday belli, karar net bir Cumhur İttifakı var. Ne aday belli ne karar belli bir Millet İttifakı var. Halk sandıkta nasıl karar verecek bu durumda şimdi, ve neye göre karar verecek? Bu belirsizliği nasıl görmek lazım diyeceğim ama sadece 3 dakikamız kaldı. Ben çok kısa şöyle bir fotoğraf çekeyim. Belki sonra bir cümle sizden alayım Ceyhun Bozkurt, sonra Pınar, evet, başına bırakacağım. Ben son sözü de Sayın Pınar başına bırakayım. Şöyle bir fotoğraf, az önce bahsettiğimiz. Bu altılı masa, bir artı birleri de var biliyorsunuz onların. Hadi diyelim ki dolaylı yoldan, belki de telefonla bağlanıyorlardır. Yani onların da bağlantı kurduğunu düşünün. Diyelim ki memleketi yönetiyor. Bir terörle mücadeleyle ilgili karar çıktı. Yani gündem var diyelim. Bir, mevcut Selahattin Demirtaş'ın göğsüne madalya takacak olan yeni CHP ne diyecek terörle mücadelede? Yani güvenlik güçlerimiz bunun talebini getirdi. İki, bunun karşısında İP ne diyecek? Orada oturan Ahmet Davutoğlu, bu PYD'leri bayağı bir destekleyen Ahmet Davutoğlu ne diyecek? Açılımın mimarlarından Ali Babacan ne diyecek? Şimdi böyle bir masada Türkiye'nin terörle mücadelesine, Türkiye'nin işte mavi vatan politikalarına,
Karabağ mücadelesine destek çıkar mı? Sadece izleyicilerimiz bunu düşünsün. O masadan bu konularda Türkiye lehine karar çıkarmayı düşünsün. Ben muhalefetin fotoğrafı olarak sadece bunu söylemek istiyorum. Evet. Ben peki, de şöyle, Sayın Pınarbaşı, sizden çok, de son çok vaktimiz yok ama alalım. Biraz önce Sayın Bozkurt konuşurken helalleşme hadisesinde şu aklıma geldi. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu şeref madalyasını kime takacağını söyleyerek kimlerle helalleşeceğini açıklamış oldu. Peki Cumhur İttifakı kimlerle helalleşiyor? Yani Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit edenleri saklandığı yuvada bulup gereğini yaparak Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesiyle babasıyla helalleşiyor. Ben şehit olursam tazminatımı Telafer'deki Türkmen çocuklarına kreş yapın diyen Musa'nın intikamını alarak Musa'nın annesiyle babasıyla ailesiyle helalleşiyor. Yani onların helalliğini alıyor. Yani Cumhur İttifakı Türk milletine pusu kuranlarla, Türk milletinin kanına el atanlarla, şehit kaymakam Muhammed Safi Türk'ün annesiyle babasıyla, Ömer Halis Demir'in kanında el olanlarla hesaplaşarak onun ailesiyle ve büyük Türk milletiyle helalleşiyor. Yani Türk tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz. Türk milletinin feraseti yüksek bir ferasettir. Sandıkta da bunu hep beraber göreceğiz inşallah diyerek bitireyim ben yorumlarımı. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bunları konuşmak için yine sonraki haftalarda en azından yeterince zamanımız olacak. Kırılma Noktası programında önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ceyhun Bozkurt, Sayın Başbuğ Pınarbaşı, değerlendirmeleriniz için teşekkürler efendim. Haftaya Kırılma Noktası'nda yine sizlerle birlikte olacağız diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler.